Bundan sonra ben hep senin yanındayım. Artık her şey bizim. Beni hiç bırakıp gitmeyeceğine söz var. Benden çekip gideceksen kendini gözlerimde göremediğin için git. Yetişemedim abi. Yok oğlum, zaten mahkemede kimseyi istemedi yanına. Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Sonunda bu utanç sayfası da kapandı. Anne. Ya ben son ana kadar bir şey olur da geri dönerler diye düşünüyordum. Allah yazdıysa bozsun. Abinden söz aldım, bu akşam doğum günü kutlamasına katılacak. Mahkemeden çıkınca doğrudan buraya dönecek. Anne, ben öyle abimin kutlama havasında olacağını sanmıyorum. Zorlamasaydın adamı. Yok canım. Kendi kendini yemesindense tek başına hayatının hala sürdüğünü görmesi çok daha ehven oldu. Şimdi biz onu saracağız, yaralarını iyi edeceğiz. Aile zaten niçin var? Senin bu gözlerindeki ışık kaynağını da bekliyorum bu akşam. Kaynak? Ya kaynağın yok, kaynak mı? Nereden çıkıyorsun böyle şeyleri? Doğum gününde yap bakalım annene bir şıklık, güzel bir şıklık. Yok öyle bir şey anneciğim, yok öyle bir şey. Geç kaldım ben o zaman şimdi. İyi ki doğdun anneciğim. Beyefendi, iyi misiniz? Beyefendi, iyi misiniz? Arkadaş, ambulans arayın, ambulans arayın. Esma Hanım, size geldi bu. Kimdenmiş? Kurye ile geldi, isimsiz.
Hatırlayacak mısın bilmem. Tahtadan bir at oymuştum. Kafamdakini bitiremeden görüp elimden almıştım. Sana yapıyordum zaten diyemeden, bitmedi diyemeden. Doğum gününe yetiştirmek için gece gündüz çalıştım. Mükemmel olsun, sana benzesin diye defalarca baştan başladım ama sen o doğum gününe nişanlı girdin. 42 yıl sonraya nasipmiş marangoz oğluna hayalindeki seninle vedalaşmak. Kalple yaşanan nice güzel yaşlara Esma Sultan. İyi ki doğdun. Faruk Bey. Süreyya İstanbul'dan gelecek. Gerçi beraber gelecektik ama bu ev arayışıyla ilgili bir arkadaşından ödünç araba almak istedi. Sağdan sağdan temkinli bir şekilde geliyordur. Ha bu arada merak etmeyin. Vekaleti bende. Yani boşanmanıza bir engel yok. Davalı ve davacı taraf hazır mı? Hazırız efendim. Hazırız efendim. Boşanma gerekçesi. Taraflar arasındaki aile bağlarını derinden etkileyen, güven unsurunu zedeleyen davranışlar sebebiyle müvekkilem Süreyya... Söz alabilir miyim? Buyurun. Ben boşanmak istemiyorum. Siz yani boşanmayı istemiyorsunuz, davayı geri çekiyorsunuz. Ben evime bir şans daha vermek istiyorum. Tabii senin için bir mahsur yoksa. Hayır, öyle benim için hiçbir mahsur yok. Ben tamam.
gelebiliriz. Tarafların beyanları doğrultusunda mahkeme düşmüştür o halde. Final sürprizi yaptın. Kusura bakma. Anca sağlıklı düşünebildim. Ben bunun pek sağlıklı bir karar olduğunu emin değilim ama neyse. Ben eminim, sen merak etme. Her şey için teşekkürler Can. Rica ederim. Nasıl oldu mucize? He? Sana ne oldu? Süreyya, ne oldu sana? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Bir şey yok. Kaza yaptım. Bir şey yok. Ne kazası? Sen ne diyorsun sen Süreyya? Doktora gittin mi? Gittim gittim. Bir şey yok. Bak sapasağlam burada karşında duruyorum. Bir şey yok. Ama bir an çok korktum. Kısacık bir an. Buna asır gibi geldi. Çok korktum. Doğru, ölmekten çok korktum. Niye korktum bilmiyorum. Annem orada, babam orada. Çocuğum orada. Ben korkmamam lazım ölümden değil mi? Ama çok korktum. Çünkü seni bırakmaya hazır değilim ben. Bu hikayeyi ben böyle yarım bırakamam. Bizim için elimden gelen her şeyi yapmadan ben hiçbir yere gidemem. Bak sana çok kızgınım. Seni asla affetmiyorum. Ama sensiz nefes alamıyorum. Ben çok yoruldum artık bu akıntıya karşı küreği çekmekten. Sensiz nefes almaya çalışmaktan, alamamaktan. Yoruldum. Burası senin. Burası senin oldukça... Ben senden bir adım öteye gidemem. Burası da benim. Bütün hücrelerimle hissediyorum. Burası hem senin. Hatta benden daha fazla senin. Süreyya eğer gitseydin yaşayamazdım. Mısın gerçekten ya? Bunu ben de sıkça kendime soruyorum. Sensiz hiçbir şeyin kokusu, tadı, tuzu yokmuş valla. Sakın bir daha bizden vazgeçme. Sakın. Sence vazgeçmiş mi gözüküyorum?
kıyaslarsak hayır, yok. Ne oldu? Annem. Niye doğum günü olduğunu söylemedin mi? Ya bu kadar büyük bir organizasyon gerçekten beklemiyordum. Hani katıl falan diyordu tamam da ne bileyim ben böyle müzisyenler, süsler falan filan. Acaba direkt konağa gelmese miydik biz ya? Yani otelde de kılabilirdik. Ama bu sefer de neden katılmadık diye düşünecekti. Bir de onunla uğraşacaktık. Yani kısacası Süreyya Boran bundan kansız çıkmak mümkün değil. Biz gerçekten burada annemi mi konuşacağız şimdi? Daha iyi bir fikrim mi var? Kıyas kabul etmez. Sen heyecandan mı titriyorsun? Telefon mu bu? Ne bu? Ya dur. Açmayacaksın herhalde. Bir dakika dur teyzem oraya. Dur ama teyzem. O kadar badire atlatmışsın. Seni odaya atmışım. Nereye? Bir yere mi gidiyorsun? Kızım sen bizi delirtecek misin? Valla teyzeciğim daha uzun süre beni delirtecek gibi duruyor. Efendim? Biz karımla şu an evimizdeyiz. Merak etme. Süreyya da gayet. O sizi arayacak. Hadi selamlar. Öpüyorum. Var ya aklını aldın kadına yemin ediyorum. Senin de aklın olur mu? Ha? Değil mi kız? Karınla mı dedi? Evimizdeyiz dedi. Karısıyla. Barış Müster mi? Ay evet. Yandan. Ay evet. Yandan. Barışmışlar.